Terör işte tam da bu. Kanlı, acımasız. Ne çocuk görüyor gözü, ne kadın. Tıpkı 2016 yazında Akdere Mahallesi'nde yaptığı gibi. DAEŞ, İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara'daki katliamlarının ardından bu kez Gaziantep'te sivillere hedef aldı. Takvimler 20 Ağustos 2016'yı gösteriyordu. Türkiye, Gaziantep'te işte bu sokaktan yükselen ağıtlarla sarsıldı. DAEŞ'in ölüme gönderdiği intihar bombacısı 14 yaşında bir çocuktu. Canlı bomba kına eğlencesini yapıldı. İşte bu sokağa geldi ve üzerine sarılı bombayı tam da bu noktada patlattı. Bilanço korkunçtu. 8'i çocuk, 19'u kadın, tam 56 kişi hayatını kaybetti. 98 kişi de yaralandı. O saldırıdan geriye acıdan bir enkaz ve o anları hiç unutmayacak tanıklar kaldı. DAEŞ terör saldırılarına ara vermeden devam ediyordu. Yalnız intihar bombacılarıyla değil, roket saldırılarıyla da sivillere hedef aldı. Sadece 2016 yılında 140 roket saldırısıyla Türkiye'nin verdiği sivil şehitlere 25 can daha eklendi. Ne ilkti teröristlerin kına gecesi saldırısı, ne de son olacaktı. Bıçak kemiğe dayanmıştı. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için artık daha cesur adımlar atmak gerekiyordu. Bunun için askeri bir sınır ötesi harekat şarttı. Bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Suriye ve Irak'ta mevcut bir otorite boşluğu var. Ve bu otorite boşluğundan faydalanmakta olan terörist unsurlar var. Ve bu terörist unsurlar hudutlarımız boyunca topraklanma derdinde. Yani gayri nizami olan unsurlar nizamileşme çabası içerisinde. Böyle bir çaba doğal olarak Türkiye'nin yanında bir terörist formasyonun nizamileşip süreklilik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit teşkil etmesine yol açabilir. Bunu önlemek lazım. DAEŞ saldırılarına ve verilen kayıplara kimsenin tahammülü kalmamıştı. Savaşı siz ülkenizde kabul ederseniz reaktif olursunuz. Savaşı düşmana götürmeniz gerekir, proaktif yaklaşmanız gerekir. Türkiye'de bomba patlamasını, halkımızın ölmesini kimse istemez. O yüzden bu harekat gereklidir. Türkiye'de terör saldırıları 15 Temmuz darbe girişimiyle tavan yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hain yapılanmanın temizliğine başlanmıştı. Ülkede bu gelişmeler yaşanırken sınır komşumuz Suriye iç savaşta 6. yılına girmişti ve bölgede tam bir belirsizlik hakimdi. 2013 yılında Irak'ta ve Suriye'de otorite boşluğundan yararlanan DAEŞ, Irak'ta etki alanını genişletmiş, Musul'u ele geçirmişti. Suriye'de ise başta Rakka ve Elbap olmak üzere çok geniş bir alana yayılmıştı. Musul baskını ya da Musul işgali önemli bir dönüm noktasıdır. Bağdadi'nin El Nuri Camisi'nde yaptığı hilafet devletini ilan konuşması. Önemlidir. Musul'un 6 saat içinde IŞİD tarafından ele geçirilmesi dünyada şok etkisi yarattı. 2015'e doğru Suriye sınırını aşarak Suriye'ye girmeye başladılar. Suriye'ye girdiklerinde petrol bölgelerini Rakka yakınlarında önce ele geçirdiler. Özellikle Musul'daki Irak ordusuna ait birçok silah, cephane, zırhlı araç, ağır silahlar dahil olmak üzere ele geçirmişlerdi. İkincisi çok deyim yerindeyse sert ve vahşi savaşıyorlardı ve onun önünde çok fazla muhalif grup kalmadı. Türk askeri Suriye sınırını kontrol altına alan düşmanını iyi tanıyordu. DAEŞ terör örgütü de kendilerince dini motifli, sözde dini motifli bir terör örgütü
Ve biz Fırat Kalkanı Harekatı görevi aldığımızda karşımızda ne tür bir terör örgütünün olduğunu zaten bunu biliyorduk. Yani Fırat Kalkanı Harekatı'nda sadece biz oraya gittiğimizde DAEŞ terör örgütüyle mücadele etmedik. Yani karşımızda diğer terör örgütlerinden PKK, YPG, PYD terör örgütü de vardı. Türkiye'nin güvenliği açısından 2016 milat sayılabilecek bir yıldı. Türkiye'nin 911 kilometrelik sınır komşusu Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş ülkeyi parçalara bölmüştü. 4 milyonu aşkın mülteci Türkiye'ye sığınmış, Suriye'de onlarca muhalif grup ortaya çıkmış, iki azılı terör örgütü Türkiye-Suriye sınırına yuvalanmıştı. PKK uzantısı PYD-YPG ve dünyanın en acımasız terör örgütü DAEŞ. Suriye'deki iç savaşta Rusya ve İran rejimden yana saf tuttu. Amerika Birleşik Devletleri de DAEŞ'le mücadele adı altında terör örgütü PYD-YPG'yi eğitmeye ve silahlandırmaya devam etti. Dahası DAEŞ'ın temizlendiği bölgelere PYD-YPG yerleşip kantonu ilan etti. Kısaca ilk başa baktığımızda aslında Esad yönetiminin devrilmesi üzerine, yönetimin ya da değiştirilmesi üzerine kurulan bir strateji vardı. Amerika başta olmak üzere bütün Batı, Türkiye ile birlikte bu stratejiyi aslında birlikte uygulamaya karar verdi. Yani Obama dönemine baktığımızda Türkiye'nin yanında Suriyeli muhalifleri örgütlemek üzere hem Pentagon tarafından hem CIA tarafından çeşitli bütçeler, eğitim kaynakları ayrıldı. 2015 gelindiğinde Amerika'nın tavrı belli olmuştu. Yani Amerika daha geriden, işte havadan, istihbarat faaliyetleriyle bu Suriye meselesini götüreceği, doğrudan yani rejimi değiştirmeye yönelik politikasını değiştirdi. 2015'teki diğer dönüm noktası da Rusya'nın Suriye'de alana inmesiydi. Çünkü 2015'te neredeyse Suriye yönetimi devrilmek üzereydi. O noktada Suriye, Rusya'yı Suriye'ye çağırdı. Sınır bölgesinde yaşayan yerel halk terör örgütünün kıskacındaydı. DAEŞ yerleştiği bölgelerde eşi görülmemiş bir zulüm uyguluyordu. Haksızlık yerine bazı insanları, birçok insanları öldürdüler. Kafalarını koparıp hapise attılar. İlk geldiklerinde önce iyi davranmaya başladılar insanlara. İyi yüzlerini gösterdiler. Sonra kadınlar neden yüzlerini kapatmıyorlar diye, neden eldiven giymiyorlar diye, neden çorapları resimli diye. Öyle işkence yapmaya başladılar. DAEŞ gençleri para ve güçle kontrol altına almaya çalışıyordu. Kendilerine karşı gelenleri ise acımadan öldürüyordu. Gençleri kandırırlardı. Size evlilik vaat ederler. Maaşınız dolarla, arabalarla. Birçok gençler kandırılıp onların peşinden gitti. Biz dediler zalimlere karşı geldik. Bize sizleri kurtarmak için geldik. İslam kılıkıyla İslam alemine gülmeye gelmişler meğerse. Camilerde namaz zamanı dışarıda görünmen yasak. Sigara zgarası gördüler yerde. Zorla bizim de elemanlarımızı zorla kırbaçladılar. Her kişi o zaman da 30'ar 40 kırbaç kırbaçladılar bizi. DAEŞ'ın kontrol ettiği yerlerde kadın ve çocuklar içinse bambaşka bir zulüm vardı. Benim de kız çocuğum vardı. DAEŞ köylere geldiğinde küçük kızları alıkoyuyordu. Bir de köyde çocuklarımızı aldılar. Benim de en büyük korkum 12 yaşındaki kızımı almalarıydı. DAEŞ gidene kadar bu korkuyu yaşadım. Kızlarımı kapının önüne bile çıkartmadım. DAEŞ'tan kaçmayı başaranlar bu kez PYD, YPG, PKK'nın ağına düşüyordu. 3 kişilik bir aile üst bölgesine doğru DAEŞ bölgesinden kaçarak sığınmak istiyor. Arkadan ateş ediliyor ve arkadan yaralanıyorlar. Anne baba yaralanıyor ama çocuk daha yani 5-6 aylık diyebileceğim bebek. Orada kaldı.
Ve çocuk susmuyor, bir türlü ağlamaktan artık çocuğun gözünde yaş kalmamış şekilde. Çocuğu kucağımıza aldık. Annesi babası ambulansın arkasında. Türkiye'ye doğru yola çıktığımızda çocuk kucağımda artık sıcaklığın etkisiyle mi dersiniz, artık ne diyeyim, merhametin etkisiyle mi? Çocuk uyuyakaldı, huzuru buldu. Silahların, bombaların ve acının gölgesinde yaşayan Suriyelilerin kendi vatan topraklarında tek isteği huzurdu. Tıpkı o minik bebeğin ailesi gibi. Mezarlıkları kırıyorlar, mezar taşlarını kırıyorlar, mezarları darmadağın ediyorlar. Çünkü oraya mezar taşını koymakla o mezarda yatanı putlaştırdıklarını düşüncelerini söylüyorlar. Ailelere eziyet ediyorlar. Çocuklara, kadınlara çok büyük eziyetler ediyorlar. Elbap'a geldiğin zaman mesela Elbap'ta 10 gün bir haftaya sürmez bir tanesinin kellesini asmış bu meydan yerinde asılı. Bu şekilde gördüğün zaman mecbur korkmak zorundasın. Tabii. Şimdi kadınların zaten o dönemde sokağa çıkmaları yasak. Hı hı. Karaya bürünürlerdi. Siyah. Hep siyah giyinecekler. Renkli falan giyinme yasak. Bir de kendi evinin içinde bile kapısının önünde atalım normal elbiseyle görünen kadını gelir onun eşidir, kocası, abisidir falan kimliğini alırlar. Zor da derse götürürler. Hedef bunları beynini yıkıp beraber götürmek için. DEAŞ'ın kutsalı yoktu. Ele geçirdikleri bölgelerde ilk olarak bölge halkının kutsal saydığı değerlere saldırıyordu. İsmim Mahmut. Şeyh Akil'in torunuyum. Atalarım yüzyıllardır burada. Dedemin türbesi de burada, Akil Tepesi'nde. DEAŞ buraya ilk geldiğinde dedemin türbesini yıktı. Sonra mezarlıklarımızı yıktı. Söyleyin, hangi dinde var böyle bir şey? Tarih 24 Ağustos. Türk askeri kına gecesi saldırısından 4, hain darbe girişiminden 39 gün sonra harekete geçti. Bu sabah 4 itibariyle Suriye'nin kuzeyinde sürekli ülkemizi oradan tehdit eden DAEŞ, PYD gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyonu ordumuz başlatmış durumda. Fırat Kalkanı Harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri Kilis'te Suriye sınırındaki Havuzlu Bahçe'yi harekat merkezi seçti. Özel kuvvet taburları ve komandolar son hazırlıklarını işte burada yaptılar. Gelen emirle zırhlı birlikler ve komandolar topçu atışları ve hava kuvvetleri desteğiyle DEAŞ'a dur demek için Suriye'ye girdi. 7 ay 5 gün sürecek zorlu mücadele böylece başladı. DEAŞ'a karşı yürütülen küresel savaşta Türkiye en ön safta yer almıştı. Sahada göğüs göğüse mücadele veren tek NATO ve koalisyon ülkesiydi. Türk ordusunun yanındaysa eğitip modernize ettiği rejim muhalifi Özgür Suriye Ordusu vardı. Özgür Suriye Ordusu bilindiği gibi yani 2011'de iç savaş başladığında ilk başta genellikle Suriye ordusundan o koşullara dayanamayan ve ayrılan, kaçan, terk eden subayların oluşturduğu bir ekipti. Daha sonra yerel unsurlar da yani askeri tecrübesi olmayan ama sonuçta bir milis gücü oluşturabilecek unsurlar da katılmaya başlandı. Önce biliyorsunuz işte Amerika'nın farklı işte Aid Donat projeleri hayata geçmedi ve o zaman Türkiye yani Suriye'deki tehditlere karşı koymak için içeride bir güç oluşturmak ve aslında belli bir süre sonra eğitildikten sonra oraların denetimini o insanlara yani Suriyelilere bırakmak. Özgür Suriye Ordusu'nun farkı diğer gruplardan Suriyeli olması.
İlk hedef Cerablus'tu. Mehmetçik, tuzaklı bombalar, keskin nişancı atışları arasında ilerledi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda askerimiz hep sahadaydı. Harekatsa işte bu komuta merkezinden yönetiliyordu. Harekatın başından sonuna kadar bu odanın ışıkları hiç sönmedi. Mehmetçik Suriye'de DAEŞ ve YPG-PYD ile mücadele ederken harekatın tüm planlaması ve koordinesi buradan yönetiliyordu. Cerablus ve çevre köyleri 15 gün içinde DAEŞ terör örgütünden temizlendi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ilk cephede mücadele başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman her yerde olduğu gibi gene mazlumun yanındaydı. Orada benim karşılaştığım ve beni gerçekten hala da yaşıyorum o duyguyu çok duygulandıran bir sahneydi. Yaşlı bir teyzenin bizi gördükten sonra dizleri üzerine çöküp ellerini yukarı kaldırıp dua etmesi ve ardından secdeye kapanması benim için bugüne kadar yaşadığım gururlar içerisinde yani övünerek anlatabileceğim anılarımdan bir tanesi. Bölge halkı hayata tutunurken insanca yaşam koşulları için adımlar atılmaya başlandı. Bir gecede ele geçirilen Cerablus merkezine 24 saat içinde elektrik verildi. Kızılay ve AFAD bölge halkının imdadına yetişti. Bir gün yoldan dönüyorduk, bir faaliyetimizden dönüyorduk iki arkadaş. Kobra araçla gelirken önümüze bir 80-90 yaşlarında teyzeyle dede çıktı. Durduğumuzda teyze bir şeyler söylüyordu ama Arapça söylediği için anlamıyorduk. Yanımızda tercümanımız yoktu. Amcanın çamurlu kobrayı öptüğünü gördüm. Yani o zaman bayağı bir duygulandım. İlk kez biz burada varız artık. Gelme sebebimiz belli dedik yani. Çaresizlik. Belki de hayatta insana en ağır gelen duygu. İşte o duyguyu yenecek umut ışığı artık ufukta görünmüştü. Çok zoom çektik. Ceza vermek için bahane ararlardı. Sakalın kısa diye ya da pantolonun neden uzun diye, neden namaz kılmıyorsun diye o günlerden çok şükür kurtulduk. Dünyanın kılı kıpırdamadı biz burada zoom çekerken. Bir tek Türkiye imdadımıza yetişti. Şükürler olsun. Beni 5 kere şeriat mahkemesine çıkardılar. Bana yapmadığım suçları attılar. Orada aldığım cezalardan çok daha kötüsü, 12 yaşında bir çocuğa bana küfür ettirdiler. Bu benim hayatta yaşadığım en aşağılayıcı olaydı. ÖSO ve Mehmetçik DAEŞ'la savaşırken PYD-PKK da her bulduğu fırsatta Türk askerine saldırıyordu. DAEŞ'le mücadelede direkt birebir göğüs göğüse muharebe eden tek ordu Türk ordusu. Bu boyutta biz dediğim gibi aslında sadece bizim savaşımızı değil dünyanın savaşını verdi. Cerablus'un kontrolü tamamen sağlandıktan sonra taburumuz 3'e bölündü. Bir bölümümüz güneye doğru devam etti. Diğer bölümümüz de batıya devam etti. Güneye doğru devam ettiğimizde zaten sadece DAEŞ değil, bizim ilk temasımız Cerablus'tan çok kısa bir mesafede bir yerleşim yeri var. O bölgede PYD ile karşılaştık. Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk şehidini terör örgütü PYD-PKK'nın Milan roketli saldırısında verdi. 28 yaşındaki tankçı uzman çavuş Ercan Çelik, Cerablus'ta şehit düştü. Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Bir tane keskin nişancı sürekli bizi taciz ediyordu. Toz bulutu kalktı. Dikkat edin, bir şey olabilir. Yani bunu söyledikten yaklaşık bir 10-15 saniye sonra ben havada roketi gördüm bize doğru gelirken. Personele roket geliyor diye bağırdığımda aşağıda olan personel dağıldı. Fakat tankı çekemedik o anda. Tankı çekemediğimiz için roket tanka isabet etti. Tam ona ulaştık,
şehidi çekmek için yardım edeceğiz derken biz bir anda geriye doğru uçmaya başladık. Vurulan tanka ikinci roketi atmışlardı karşı taraftan. İkinci roketle isabet alınca o blastla birlikte biz hep birlikte geriye doğru bir yaklaşık 5-6 metre kadar geriye doğru uçtuk. DAEŞ'le mücadelesinde Türkiye kararlıydı ama yalnızdı. Fırat Kalkanı harekatı başladığında dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri, Rusya veya Avrupalı devletler bu harekatı sahiplenmedi. Nitekim Türkiye'nin yaptığı ilk basın açıklamasına bakarsanız DAEŞ'le mücadelede uluslararası koalisyonun bir parçası olarak bu harekat icra ediliyor açıklaması yapıldı. Aslında bu aynı zamanda DAEŞ'le mücadelede Türkiye'nin beklentisini de yansıtıyordu. Ancak bir süre sonra bir baktılar ki Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye ordusuyla birlikte ilerliyor. Yani daha güneye sarkıyor. İşte orada bu devletlerin aritmetik hesabı devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri her ne kadar koalisyon çatısı altında göstermelik birkaç hava harekatı icra etmiş olsa da istenilen bölgelere harekat icra etmedi, hava harekatı icra etmedi. İcra edilen yerler de daha çok PYD'nin ilerleme istikametlerini açmak için yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de Rusya'da DAEŞ'le mücadele etmek yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyordu. Bu durum Mehmetçiğin işini zorlaştırıyordu. Rusya Türkiye'ye ÖSO üzerindeki nüfuzunu kullanmak kaydıyla bir baskı yapmaya çalıştı ve bunun için hava sahasını kapattı iki defa. Ve bu hava sahasının kapatılması neticesinde biz sadece kara ateş destek vasıtalarımızla belirgin bir mesafeye kadar kendi askerlerimize destek olmak durumunda kaldık. DAEŞ'a karşı oluşturulan çok uluslu görev grubunun cılız hava saldırıları neredeyse etkisizdi. Azez bölgesinden Mare hattı üzerinden o bölge şu anda zaten o bölgenin batısı telrifat diye tabir ettiğimiz tamamen PYD kontrolünde olan bölgeler. Sürekli tazminat işleri geliyor ve telsizden anonslar geliyor şu bölgeye doğru tevcih edin havanları diye. Türkiye iki terör örgütüyle mücadele ederken Amerika Birleşik Devletleri müttefikliğe sığmayacak tavırlar içindeydi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki hava sahasını kontrolünde tutuyordu. Amaç Türkiye'nin ilerlemiş olduğu bölgenin daha güneyinde her ne olursa olsun PKK-PYD'nin o iddia ettiği sözde kantonların birleştirilmesine imkan tanıyacak bir koridorun yaratılmasıydı. Ve dolayısıyla hava harekatının bir anda koalisyon cephesinde münasip olmayan bir şekilde yönlendirildiğini görüyoruz. Hava sahasını kontrol etmeden zordu mücadele. Buna rağmen kara, deniz, hava kuvvetleri imkan ve kabiliyetlerini etkin bir şekilde kullanarak tarih yazıyordu. Fırat Kalkan Harekatı, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin yaptığı ilk ve uzun süren orta yoğunluktaki harekat oldu. Bu harekatta yakın hava desteği, tecrit, devriye gibi görevlerin yanında arama kurtarma, personel nakli, havadan ihbar ve kontrol gibi muharebe destek görevleriyle toplamda 1500 sortiye yakın görev icra edildi. Muharip görevlerde 2500'e yakın mühimmat hedefleriyle buluşturularak satı birliklerimiz başarıyla desteklendi. Cerablus, DAEŞ'tan temizlenip özgürleştirilmişti. Ekim ayının başına gelindiğinde sırada Dabık vardı. Dabık, Türk hudutlarının ilerisinde belirgin olarak o bölgeyi bir düğüm noktası şeklinde hem ekonomisi hem ulaştırma hatları üzerinde olması gibi nedenlerle kaplayan, tutan bir nokta. Ve Dabık bu harekatın benim gördüğüm kadarıyla ilk safhasının nihai hedeflerinden bir tanesi. Dabık, DAEŞ'tan temizlenmeden Elbab'a ulaşmak mümkün değildi. Terör örgütünün buradaki motivasyonu farklıydı. DAEŞ, Dabık'ı kutsal sayıyordu. Dabık, dini metinlerde de yer alıyor. Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Savaşı'nı kazandığı bir o zaman alan. O dönemler, yani DAEŞ'in oraya ulaştığı dönemler yaklaşık herhalde 3-4 bin nüfuslu bir kasaba.
DABU'nun önemli yeri şu, yani metinlere baktığımızda, dini metinlere bir nevi yani kıyamet, işte İslam ordularıyla işte Deccal, yani işte gayrimüslim, o zaman Romalılar olması gerekiyor, son savaşın yapılacağı bir şey, yer. Şimdi bu Daesh buradan farklı bir şey çıkardı, kendine anlam çıkardı ve orayı ele geçirirsek işte Hristiyan dünyaya karşı son savaş burada olacak ve biz bu savaşı kazanacağız ve buradan bütün dünyaya İslamiyet'i yayacağız anlayışını biraz şey yaptı. Hatta o isimle bir dergi çıkardılar. İşte bunu yaymaya başladılar. DH Dabık için tüm imkanlarını seferber etti. Ama Mehmetçiğin azmi ve kararlılığı karşısında direnemedi. 16 Ekim'e gelindiğinde bu tarihi kasaba artık özgürdü. Dabığı kaybetmek DH için askeri bir bozgun oldu. Ama daha da önemlisi onların sapkın ideolojisine vurulan büyük bir darbeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda DAEŞ'a karşı verdiği mücadele tüm dünya için bir milattı. O milada imza atanlardan biri de Bordo Bereli Yüzbaşı Alper Kocaman'dı. Yüreği de soyadı gibiydi Alper Kocaman'ın. Çatışmada ağır yaralanmıştı. Buna rağmen ateş hattında kalan yaralı silah arkadaşını kurtardı. Şehidin toprağa düştüğü gün oğlunun doğum günüydü. Şehit olmadan iki gün önce bir Ösoy evine gitmiştik, Ösoy liderinin evine gitmiştik. Orada bir çocuk vardı Ösoy liderinin. Kucağına aldı, benim çocuğum da var. İki gün sonra doğum günü demişti. Daha sonra bu bende bayağı bir kaldı. Hatta arkadaşlarımızla bu konuyu bahsetmiştik, daha kendi aramızda da konuştuk. İki gün sonra da kendisi şehit oldu. Aynı topraklarda sonsuzluğa uğurlanan kahraman Türk askerlerinden biri de kıdemli başçavuş Volkan Külekçi. Volkan'ın her tarafından mermiler geçiyordu ve Volkan yani bilmiyorum işte hani şehadete ereceğini belki de kendisi de anladı yani. Ve o mermi yağmurunun ortasında dolaşıyordu ortalıkta. Dolaşıyordu derken hani mevzileri kontrol ediyordu. Volkan Külekçi dört bir yanından geçen mermilere aldırmadı. DAEŞ'ın ateş çemberinin içine daldı ve o mevziden koordinasyonu sağladı. 20 DAEŞ'lı terörist bu sayede etkisiz hale getirilirken kahraman Bordo Bereli Külekçi alnından vuruldu. Yaralanmış, düşmüştü yani, yerde yatıyordu. Hemen aldık, uzaklaştırdık ateş şeyinden, emniyetli bir bölgeye çektik. Hemen ivedi bir şekilde getirmiş olduğum Kobra'ya bindirdim. Kobra aracına yanına iki tane emniyetçi verip hızlı bir şekilde geri bölgeye tahliyesini sağladık rahmetli. Türk ordusuna karşı geri çekilmeye başlayan DAEŞ, Türk askeri gücünü Elbap'ta birleştirdi. Çünkü Elbap'ı kaybederlerse Suriye'den silineceklerini biliyorlardı. Bizim Elbap bölgesinden o Deir Zor bölgesine çok fazla DAEŞ'li gittiği söyleniyordu. Yani çok fazla bir DAEŞ'linin kalmadığını söylediler. Bizim için aslında daha kolay olacaktı. Ama Amerika Birleşik Devletleri harekatı durdurunca o bölgedeki bütün DAEŞ'li militanlar Elbap bölgesine geldiler. Bir anda sayılar çok fazla DAEŞ'li olduğunu öğrendik. Harekat 4. ayındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri Elbap'tan DAEŞ'ı temizlemek için harekete geçti. İlk hedef Elbap'ın anahtarı olan Akil Dağı'ydı. DAEŞ için Elbap neyse, Elbap için de Akil Tepe o kadar önemliydi. Çünkü hakim bir noktadaydı Akil Tepe. O tepenin alınmasıyla birlikte Elbap düşecekti. Elbap'ın düşmesiyle birlikte de DAEŞ tutunamayacaktı o bölgede. Akil Dağı'na sızan Bordo Bereliler ve komandolar 65 kişiydi. 300 DAEŞ'ın yuvalandığı dağa gün ağarmadan adım adım ilerliyorlardı. O dönem bize 2000 küsür civarında DAEŞ'linin BAP'ta olduğu söyleniyordu. O tepeye çıktığımız zamanda da bir 300 kişi civarında bizi karşılayan bir ekibin olduğu söyleniyordu tahmini olarak.
Gecenin zifiri karanlığında adeta görünmez olmuşlar, DAEŞ'li teröristlerin ruhu bile duymadan aralarından geçmişlerdi. Ben o gün biraz hastaydım. Harekatın deşifre olmaması için. Çünkü bizim ÖVK 13'ten sonrası artık düşman bölgesi. Evet. Her tarafta hastane tepesinin alt tarafında küme küme evler var. Bunların içinde DAEŞ'in de olduğunu biliyoruz aldığımız istihbarat neticesinde. Onların da arasından geçeceğiz. Kendimizi belli etmememiz lazım. Sayımız kalabalık. Bunun neticesinde ben hastaydım. Uçak bombalarken bekliyordum uçak bombalasını ki hapşurayım, sesim etrafa yayılmasın. Kahramanlar DAEŞ'lilerin evlerinin arasından geçip bölgeye en hakim noktaya, Akil Dağı'na ulaştı. 65 kişi onlara farkında olmadan biz hastane yamacına kadar deşifre olmadan vardık. Biz bu şekilde yaklaşık 2-2,5 saat intikal ettik. Bu ölüm sessizliğini patlayan bir anti-tank mayını bozdu. Bizden önceki geçen grup tünel girişi fark ediyorlar. Tabi komutanı adımını attıktan sonra ben de attım. Sol taraftan bir ateş yüzmesi, ondan sonra bir kimyasal bir koku geldi burnuma. Kendimi zaten 2 metre sağda buldum. Patlama oldu. Benim sol tarafımda şarapnel parçaları vardı yüzüme kadar. Rahmetli Ökkeş Karaca astsubayımla Önder Pınar astsubayım biri sağ koluma girdi. Ökkeş Karaca sağ kolumdan, Önder Pınar sol kolumdan girip beni yamaçtan aşağıya indirip Kobra'ya teslim ettiler. Akşama doğru haberleri geldi. Önder'in şehit olduğu, Ökkeş'in şehit olduğu. Şafak sökmeye başladığında DAEŞ'la Mehmetçik karşı karşıyaydı. Harekatın en şiddetli çatışması da işte o sırada başladı. Bizim tanklar ve zamanlar karşı taraftan o kadar şiddetli bir atış geldi ki bize, yani o kadar çok mermi atıldı ki sanki ortalık aydınlandı yani. Artık olan olmuştu yani, savaş başlamıştı, gizlilik kalmamıştı. Bizim arkadaşlar mevzileri teker teker almaya başladılar. Ateş edilen yerlere bizim arkadaşlarımız atış üstünlüğünü kurdular. Tanklar zaten çok etkiliydi o bölgede. Çok isabetli atışlar yaptılar. İlk etapta çok fazlası zaten öldürülmüştü. Tank savarlar, havanlar, roketler dört bir koldan Türk askerinin üzerine yağıyordu. Ve karşıdan bize çok büyük ateş geldi. Ve ZMA ve tanklar bir mahşer yeriydi. Yani bir düşünün, bir evin içerisinde havai fişek var ve aynında patlıyor ve hava aydınlanıyor. Böyle bir ortam. Yani mahşer yeriydi. Tünellerden, evlerden dört bir yandan geliyordu DAEŞ'li teröristler. Ölümüne bir mücadele veriliyordu. Türk askeri vuruyor ve vuruluyordu. Kendilerini yaralı arkadaşlarının üzerine siper eden Mehmetçik şehit düşüyordu. Kar yağışıyla yoğun bir sis çöktü Akil Dağı'nı. Bir an için her şey sustu, namlular soğudu. Yaralı var. Atış üstünlüğünü falan her şeyi ele geçirmiştik biz. Daha sonraki öğrendiklerimizde, İşte telsiz dinlemelerinde falan öğrendiklerimizden düşmanın çok fazla zayiat verdiğini öğrendik. Bu ara bir sessizlik oldu. Bombalı aracın patlamasıyla sarsıldı bütün dağ. Herkes bir yana savruldu. Şarapneller yağıyordu. Duvar yok ve her yer toz dumandı. Durum bildirin kelimeleriyle artık kendimize geldik ve bir an önce o durumdan kurtulduk. Ve hemen patlamanın olduğu bölgede ve hemen emniyetlerini aldırıp tüm personele ve patlamanın olduğu bölgeye hemen müdahale etmeye çalıştık. Ama gittiğimizde sadece bir toprak örtüsü vardı. Bu toprak örtüsünde işte şehitlerimizi çıkarmaya çalıştık. DAEŞ'in Elbap'taki kalbinde bilanço çok ağırdı. Çatışmada 16 asker şehit oldu. Aralarında Bordovereli tabur komutanı Binbaşı Bülent Albayrak da vardı. Sırt bölgesi yer komple kan olmuştu. Ben yaralandığını ilk etapta işte hayatta olduğunu falan düşündüm. Yani yanına vardım, hatta ya komutanım ne oldu falan dedim ama şey, hiçbir tepki yoktu. İşte nabzına baktım. Ondan sonra sağlıkçı arkadaş çağırdım. Böyle şehit olduğunu söyledi. İşte gözlerini kapattık.
rahmetlinin. Ve aklıma ilk kızı geldi. İşte hep şeyle telefonla kızıyla görüşürdü. Elif diye bir kızı vardı. Zaten tek çocuğu vardı. Tüm Türkiye Suriye'den gelen haberle yasa boğuldu. Akil Dağı'nda terörle mücadele için kanının son damlasına kadar savaşan askerlerden acı haberler geliyordu. Şehit kahramanlar ay yıldızlı tabutlarla uğurlandı son yolculuklarına. Ne pahasına olursa olsun DAEŞ'in kalesi yıkılacaktı. Mehmetçiğin Akil Dağı'nda yarım kalan bir hesabı vardı ve o hesap 45 gün sonra görüldü. Korkusuz yürekler tek bir adım bile geri atmadan, düşmanın sayısına bakmadan ölüme yürüdü Akil Dağı'na. Dünyadaki tek askerdi Mehmetçik. Tek orduydu Türk Silahlı Kuvvetleri. DAEŞ'le sahada karşı karşıya gelen, gerçekten mücadele eden. İşte o mücadelenin sonunda terör örgütü önce Akil Dağı'ndan sonra Elbap'tan silindi. Elbap ve öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO'yla beraber icra ettiği harekatta Elbap düşmesin diye DAEŞ Musul'dan terörist getirmiştir. Suriye güneyinden unsurlar sevk etmiştir. Çünkü Elbap'ın düşmesi demek Suriye güneyinde DAEŞ'in hakim olduğu o düz alanın tamamen müteakip bir başka harekat için hedef haline gelmesi anlamına gelir. Ama bu kez DAEŞ başka bir oyunla sahnedeydi. Sivilleri kendisine kalkan yaptı. Bu durum Türk askerini zorluyordu. Özellikle bomba yüklü araçları bu dini yapıların önüne bırakıyorlar. Terör gruplarının yine bu yapıların içerisinde veya civarında bulunmasını sağlıyorlardı. Atılan hava mühimmatlarıyla gerek sivillerin gerek dini ve kültürel yapıların etkilenmesini engellemek maksadıyla o dönem NATO ve koalisyon tarafından kullanılan yan hasar mesafelerinin oldukça üzerine referans değerler belirlendi. Amaç burada o yapıların zarar görmesini engellemekti. Elbap ve çevresini bombalarla tuzaklayan terör örgütü hazırladıkları tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenliyordu. Kuzey Elbap'ın Hastane Tepe'nin kuzey tarafında bulunan cami ve su kulesi tarafından bize keskin nişan atışları geliyordu. İbadet yerlerine hassasiyetimiz her zaman üst düzeydi ve hiçbir şekilde ne kiliseler ne camiler hiçbir şekilde bizim hedef noktamız olmadı. Bizim hassasiyetim bildiği için o bölgelerimize saldırılar gerçekleştiriyordu. Mehmetçik her bir karışı bombalarla tuzaklanan Elbap'ı uzaktan vurmadı. İçeride siviller vardı. DAEŞ'in kendisine canlı kalkan yaptığı siviller zarar görmesin diye meskun mahal operasyonları yapıldı. Şimdi Elbap biliyorsunuz şimdi bulunduğumuz bölgenin yaklaşık Akiltepe'nin bize göre doğusunda kalıyor. Şimdi buranın alınması içeride burası Meskun Mahalle Harekatı biliyorsunuz. Meskun Mahalle Harekatı'nda hakim alacaksınız ki yani çevreyi kontrol edebilirsiniz. Zaten burayı aldıktan sonra bu bölgede yerleştirdiğimiz dediğimiz gibi görerek silahlarla yumuşatarak tabii biz normal sivil halka da zarar vermemek maksatlı harekat uzadı. Yoksa biz de birilerinin yaptığı gibi vurup kırıp döküp içeriye girebilirdik. DAEŞ camileri bile kullanmaktan çekinmedi. Camiden bize keskin nişan atışı geldi ama biz onlara atış yapmadık. Bab, Arapça kapı demekti. İsmi gibiydi Elbap. Halep ve kilise açılıyordu. Akil Dağı'nı kaybeden DAEŞ, Suriye kapısının kapanmaması için Elbap'la mücadele ediyordu. Elbap'ın önemini anlayabilmek için öncelikle bu bütün operasyon boyunca DAEŞ'in kaygısını iyi çözmek lazım. DAEŞ'in kaygısı o dönemde Elbap kaybedildiğinde Rakka kaybedilir. Rakka kaybedildiğinde sözde başkent Suriye kırsalından, Suriye alanından çıkılır gibi bir anlayış var. Mehmetçik ve ÖSO Şubat ayının başında Elbap'ta kıskaca aldı siyah bayraklı terör örgütünü. O bölgeye Terrifat üzerinden, PYD üzerinden dolanarak o bölgeye yerleştirdik birliklerimizi. Tabii hava taarruzuna maruz kaldık ertesi gün. O bölgede o zaman stratejik bir noktaydı. Neden? Akiltepe'nin güney istikametini görüyordu. Yani yapılan operasyonda güney istikametini tanklarla destekleyebileceğimiz şekilde bölgeyi ele geçirmemiz bize çok büyük avantaj sağladı. Kuzeyden, doğudan ve batıdan kuşatılan DAEŞ'in eli kolu bağlanmıştı.
Rejim milislerinin Halep'in kuzeyine yerleşmesiyle DEAŞ Elbap'ta hapsoldu. Belli bir süre sonra da dediğim gibi harekatın burayı vurup dövdükten sonra, yani Akiltepe ve çevresinin harekatın kendisi başladı. O gün de destekleyerek Akiltepe'yi alnımızın akıyla aldık. Tam 77 gün sürdü Elbap kuşatması. Akil Dağı Elbap'ın, Elbap da Fırat Kalkanı Harekatı'nın anahtarıydı. Mehmetçik kanıyla, canıyla o kilidi açtı. Huzur ve barışın sembolü olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölge tamamen terörden temizlendi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3000 DAEŞ'li öldürüldü. Lider kadrosu imha edildi. Kritik silah, araç ve gereçleri imha edildi. Özellikle de tank savar silahı ve mühimmatı. Aslında DAEŞ'in Suriye'de daha sonra müteakip safhada Amerikan destekli YPG unsurlarına da direnç gösterememesinde nedeni işte budur. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Gayretlerinizden dolayı hepinizi kutluyorum. Çok zor bir harekat. Bu dönemdeki gösterdiğiniz kahramanlık ve fedakarlık hakikaten her türlü övgünün üzerinde. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Kazansız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Sağ ol. 2000 kilometre kareden fazla alan 217 günde terörden arındırıldı. Cerablus, Elbap, Azez arasındaki bölge kontrol altına alındı. Harekatta 72 kahraman Türk askeri şehit oldu, 427 asker de yaralandı. Harekatın başından sonuna kadar Mehmetçik'le beraber çarpışan ÖSO 570 kayıp verdi. 1990 ÖSO mensubu da yaralandı. Simsiyah bir gün daha. Yine acı içindeyiz. Şehitlerimiz var efendim. Suriye'den, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan. Şehitler ölmez, atalarımız. Abim sana helal olsun oğlum. Sen de nöbetini bitirdin oğlum. Amanet ettin nöbetini. Aslanım benim. Anlamayacağım dimdik ayaktayım. Sen sevdiğine kavuşamadın ama en güzel mertebeye gittin yavrum. Al bayrağı kayda bayrağımız her zaman bu ülkede dalgalanacak her zaman. Oğlum seninle ne kadar onur duysam azdır. Vatan
Askeri harekat bittiğinde ise artık yerel halkın önünde yeni bir süreç vardı. Bir gece, iki gece veya tane emniyete geçirdikten sonra onlar da yavaş yavaş hani evlerden çıkmaya başladılar. İşte evlerin pencereleri ahşaplarla, tahtalarla kapatılmış. Onları yavaş yavaş açmaya başladılar. Yaklaşık 3 yıldır hüküm süren korku iklimi sona ermişti. Yakıp yıkan, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden vahşice katleden DAEŞ artık yoktu. Yaşlı bir teyzemiz var. Kendisi tek başına kalmış ve her gece gelip bizim tankların yanında uyuyordu kadın. DAEŞ'ın bıraktığı izlerin silinmesi zor ve derindi. Coğrafya kaderdir sözünün en acı, en gerçek halinin vücut bulduğu yerlerden biri adeta burası. Çocukluk çağının yaşanamadığı, oyunların çatışmalarla, bombalarla bölündüğü bir coğrafya. Elbap'ta da tıpkı Cerablus ve Azez'de olduğu gibi yüz binlerce kişi DAEŞ ve PYD-YPG terör örgütünün mağduru oldu. Yaşadıkları iç savaş yetmezmiş gibi bu iki terör örgütü on binlerce Suriyeliyi evlerinden etti. Binlerce çocuğu yetim ya da öksüz bıraktı. Bölgede yaralar yavaş yavaş sarılıyordu. Korkunun yarattığı tedirginlik bölge halkının üzerinden silinmeye başlıyordu. Biz gittiğimizde Cerablus'ta birçok yer kapalıydı mesela. Biz kontrol sağladıktan sonra yavaş yavaş Cerablus'ta bir düzen oturmaya başladı. Fırınlar çalışmaya başladı, dükkanlar açılmaya başladı. Halk dışarı çıkmaya başladı. Halkın üstünde DAEŞ'in bırakmış olduğu bir baskı vardı. Bunu atmaları kolay olmadı ama bizim gelmemizle beraber yaptığımız şeylerle bize olan güvenlerinden dolayı o şey çabuk atlatıldı. Yıllarca önce Esad'ın, ardından DAEŞ'in, sonra da YPG-PKK'nın bomba yağdırdığı yerleşim merkezleri yeniden inşa edildi. Türk askerini gördüğümüzde çok sevindik. Çünkü artık dayanacak, tahammül edecek gücümüz kalmamıştı. Tüm halkımız askerleri kapılarda koşarak karşıladı. Türkiye, Fırat Kalkan Harekatı'yla terör örgütü DAEŞ'a karşı sınır güvenliğini sağladı. Ama bir başka terör örgütü, PKK, PYD ve YPG'nin de Amerika'nın desteğiyle aynı bölgede kurmayı planladığı terör devletçiğine set çekti. Böylece bölge halkı terör örgütlerinin baskısından kurtarıldı. Ayrıca bu harekat, terör örgütü PKK, PYD, YPG'nin DAEŞ'a karşı tek etkili güç olduğu yönündeki dünya kamuoyundaki yanlış algıyı yerle bir etti. YPG, PYD'nin işte orada DAEŞ'i Amerikalılarla birlikte işbirliği yaptığı alanlarda işte tırnak içinde verdiği mücadele mesela dünya kamuoyunda, uluslararası medyada, televizyonlarda, gazetelerde, hatta zaman zaman kitaplara da konu oldu. Kadın dergilerine kapaklar vesaireler oldu. Çok daha fazla kamuoyuna duyuruldu. Aslında bu kopmanın başlangıç noktası Fırat Kalkanı operasyonuydu. Bunu yani çok görmediler. Aslında dünya DAEŞ'la doğru mücadelenin nasıl yapılacağını Fırat Kalkanı harekatıyla görmüş oldu. Orada durdurulmasaydı yani büyük bir ihtimalle Suriye'nin çok daha fazla alanına yayılacaktı. İşte o kendi uyguladığı terör daha da artacaktı ve bir geri dönülmez noktaya gelecekti. Sivil halkın topraklarına dönmesi için uygun ortamın oluşturulması şarttı. Türkiye başından beri bölgede işgalci olmadığının altını çiziyordu. Harekat sonrası Azez, Elbap ve Cerablus'un yönetimi yerel halka bırakıldı. DAEŞ temizlendikten sonra ilk iş olarak bölgenin önde gelen kalabalık ailelerinden temsilciler seçtik. Aralarında kadınlar da vardı. Yeniden bir meclis yaptık.
İlk önce yıkılan binaları onardık. Sonra DEAŞ'ın kestiği elektrik ve suyu yeniden Elbap'a getirmek için uğraştık. Bir enkazdan yeni bir yerleşim yeri kurduk ve taşıdığımız her tuğlada Türkiye'nin desteğini gördük. Yerel yönetimin polis teşkilatı yapılandırıldı. 750 yataklı 5 hastane açıldı. Başımızı sokacağımız evlerimiz olduktan sonra hastane ve okullar için çalıştık. Çocuklarımız yıllardır okul yüzü görmemişti. DEAŞ'ın medrese dediği yerler okul değil, çocukların beyinlerini yıkadıkları yerlerdi. Kadınlar ve çocuklar artık kaçırılma, köleleştirilme korkusu olmadan özgürce dolaşıyorlardı sokaklarda. Sırada eğitim vardı. Silah sesleri yerini okul ziline bıraktı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 700'e yakın okulda yeniden ders başı yapıldı. Birçok şeyler yaptırdılar burada. Mesela birkaç hastane oldu burada. Bir de çocuklar için oyuncak yerleri, yani biliyorsunuz. Birçok şeyler yaptılar. Çocuklarımız da artık okula gidiyorlar. Çok sevindik. Evet, inşallah bu şekilde devam eder. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bin yıllık Anadolu tarihinde olduğu gibi Türk milleti bundan sonra da mazlumların sesi, umudu ve geleceğe olan güveni olmaya devam edecek. Emperyal güçlerin o sınırları değiştirme oyunlarına inat, Orta Doğu'da kardeşçe yaşamak için mücadele vermeye devam edecek. Bunun için hem siyasi hem de askeri mücadele sürecek. 72 Fırat Kalkanı şehidi anısına, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 72 Türk Savaş Jeti'nin havalanması gibi.